Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Liber Stories Açık Dünya serisi bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Liber Stories Mobile'da Açık Dünya görevlerini tamamlamaya tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA Liber Stories Mobile Açık Dünya görevleri bölümünde sevgili arkadaşlar. Ambulans şoförlüğü görevini yapmıştık. Bu arada şu an Salvatore bizi arıyor ama açmayacağım. Çünkü hani şu an kendisiyle bir işimiz yok. Ama cuma günkü gelecek ana hikaye bölümünde Salvatore'un işlerini yapmaya devam ediyor olacağız. Neyse ambulans şoförlüğü yapmıştık. Hatta bayağı bir şaşırmıştım. Bayağı şaşırmamın sebebi seviye 9'u tamamladıktan sonra görevin tamamlanmış olması, bitmiş olması. Normalde seviye 12'de bitiyor malum görevler biliyorsunuz ki. GTA San Andreas Mobile'da da aynısı olmuştu. O yüzden bayağı bir şaşırdım. Eğer diğer görevlerde de normalden biraz daha çabuk bitiyorsa, bu sayede kısa sürüyorsa, bizim açımızdan iyi ve daha az uğraştırıcı olması güzel diyerekten bu bölümde erişte dağıtıcılığı görevi yapacağız. Bu görevi tamamladığımız zaman canımız artacak arkadaşlar. Hayır, canımızın miktarı falan artmıyor. Canımızın olduğu yerde bir artı çıkıyor. Orada canımızın yükseldiğini anlıyoruz. Yani daha dayanıklı olacağız, daha güçlü olacağız vesaire. Neyse, daha fazla GTA Liber Stories Mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı cebip beni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Eşitlerin müşteriye at. Allah Allah, şaka yapıyorsun. Ya oyun öyle bir öğretiyor ki, hani öyle bir anlatıyor ki malı anlatır gibi sanki. Tövbe estağfurullah ya. Bu arada aklıma direkt olarak bunu dediğinde benim bir anım geldi. Ben bu görevi ilk defa yapmaya çalıştığımda erişteleri fırlatmayı bilmiyordum. Hani drive-by yapıyorsunuz hani. Sağa sola nişan alıyorsun, sonra ateş tuşa basıyorsun ve erişte yatıyor aslında. Ben bunu bilmiyordum ama onun yerine adam falan dövüyordum hani. Anlamamıştım mantığı bir türlü. Birazcık kurcaladıktan sonra he tamam peki böyle atılıyormuş dedim. Ondan sonra görevi yapmaya başlamıştım. Ama görevde bayağı bir zorlanmıştım tabii ki. Daha oyuna hakim değildim. Daha küçüktüm falan. Bir de yani bu görev 10. seviyeye kadar sürüyor. Bizde de 6 tane erişte var. Yani ne olacak? 6 erişteyi attıktan sonra pizzacıya geri dönüp tekrardan pizza alıp siparişleri yetiştirecek. Müşterilere erişteleri atacak. Ondan sonra geri döneceğiz hani. Erişte teslim edildi. Ücret alındı. Evet. Her bir erişte başına 10 dolar alıyoruz bu arada. Evet. Maalesef ki. Oyun yine bu konuda bayağı bir cimri. Oyun para vermemek konusunda inatçı. Ambulans görevinde zaten bunu anlamıştık. Para verme konusunda bayağı bir cimri olduğunu maalesef ki. Neyse ki araba satıcılığı görevinden iyi para kazandık ki şu an 40 bin dolarımız var. Hatta tam 40 bin 500 dolarımız varmış. Tabii pek para harcama gereksinimi duymuyorum. Çünkü ihtiyacınız olmuyor hani harcamaya. Hani böyle fantastik silahlar alırsınız, minigun falan alırsınız vesaire öyle okey de. Onun dışında zaten bir şekilde silah falan buluyorsunuz. Mermi falan bir şekilde buluyorsunuz ki sınırsız yapma mermi yapma taktiği falan da biliyorum ben bir tane. Hatta direkt sınırsız mermi yapma taktiği biliyorum. Ama sadece Uzi için geçerli maalesef. Bir de oyundaki saklı paketleri falan topladığınızda güvenli evinizde yani save aldığınız yerde aynı zamanda silahlar falan hatta body armor falan spawn oluyor. Orada devamlı olarak mermi toplayabilirsiniz. O yüzden hani çok da bir silah ihtiyacınız olmuyor. Saklı paketleri topladıktan sonra bayağı bir rahat oluyorsunuz. İkinci adaya geçiyorsunuz ya, Stanton adasına yani. Oraya geçtikten sonra saklı paketlere direkt odaklandığınızda SMG hatta galiba şey de alabiliyorsunuz. M4A1 falan. M4 falan da alabiliyorsunuz. Saklı paketleri yeterli sayıda topladıktan sonra. Galiba 60 tane toplayıncaydı. Hani bayağı bir kolay oluyor. Bayağı bir basit oluyor mermi toplamak. Ki zaten oyunda basit olduğu için görevler pek zorlamadığı için kısa sürdüğünden dolayı da bir bakıyorsunuz ki aa görev bitmiş falan. İhtiyacınız kalmamış para harcamaya. Ondan dolayı. Ama elimden geldiğince çok para harcamaya çalışacağım bu oyunda. Çünkü zaten açık dünya görevlerini de yapıyorum. Açık dünya görevlerini yapmam da beraber. Alacak mısın bu arada erişteyi? Ha aldı. Yani almayacak sandım, korktum. Hani gereksiz vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten süre de kısıtlı hani. Siparişleri sayısı arttıkça, erişte atmamız gereken müşteri sayısı arttıkça gerçekten hani sıkıntı dozajı yükseliyor. 6. seviyeden sonra bayağı bir zorlayacak oyun bize. Bayağı zorlayacak ama. Hani şu anda böyle rahat rahat teslimat yapıyor olduğuma bakmayın. Mobilde zaten çok iyi oynayamıyorum. Sağa diyorum sola gidiyor. Sola diyorum sağa gidiyor bazen falan. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabiliyorum ufak tefek. Ya bu tuşları koyduğum yerle alakalı olabilir ama San Andreas'ta öyle bir sıkıntı çekmiyordum ya. Neyse o olayı anlamadım. Şimdi 3. seviyeyi tamamlayacağız. Tabii ben gereksiz videoyu uzatmamak için videoyu 3. seviyeye geçtikten sonra bir duraklatacağım.
7. seviyeye geldiğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondan sonra 9, 9'un bir kısmı. Ardından 10. seviyeye geldiğimizde 10. seviyeyi komple oynarız. Umarım yetiştirebilirim erişteleri falan tabii. He tabii erişteleri teslim ettikten sonra bir de üstüne hani mekana da geri dönmeniz gerekiyor. İş yerine de dönmeniz gerekiyor maalesef ki. Hani ekstra bir süre falan da vermiyor. Her neyse. Sevgili arkadaşlar ben bölümü yani videoyu şimdilik durduracağım. Kaldığımız yerden tam gaz 6. seviyede devam ediyor olacağız. Hatta 7. seviyede. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 7. seviyedeyim gördüğünüz gibi. 3 tane erişte teslimatı yaptım. Ama yukarıda 4 kişi olduğu için geri dönmeyeyim diye erişteleri kasıtlı olarak bitiriyordum. Ama babam buranın sahibi ne yapabilirim? Yani bir çılgınlık yapıp astronotluk okuyabilirsin. Neyse. Kalan erişteleri harcayıp yeni erişteleri aldım şu anda ve teslimatı gerçekleştireceğiz. Umarım. Çünkü 6. seviyedeyken bir tane kala misklik yaptım. Yani müşteri gidip almadı onu. Ki gayet de aslında alabileceğim menzili atmıştım. Neyse. Ondan dolayı yine geri dönmek zorunda kaldım falan ama problem değil. Hallettik sonuçta. Şimdi 7. seviyeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Acaba erken biter mi? Onu merak ediyorum. Erken biterse süper. Çünkü bu görev kanser. Yani sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Motor zaten çok yavaş. Tony zaten ada bakalım motor kullanmayı da bilmiyor. Yani motordan direkt olarak düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta zırhım o yüzden azaldı birazcık. 3-4 kere motordan düştüm rahat yani. Şuna bakın abi. En ufak bir şeyle düşme ihtimali var. Korkuyorum yani. Vakit kaybetmek istemiyorum. Malum videoları yetiştirmek falan da sıkıntı olabiliyor bazen. İnternetten dolayı vesaire. Neyse. Ama bakalım. Bu arada bir aksilik olmazsa akşam 9'da yine canlı yayın gerçekleşecek. Belki GTA San Andreas, belki Shadow Fight 2 bilmiyorum. Hangi oyun oynarsam. Belki Çete Savaşları yayını yapabilirim. Direkt olarak GTA San Andreas'ı %100 bitirmiştik ya. Onun ekstra heyecanı var bende çünkü. Evet, serseri işte dönme yeni siparişleri al. Evet neyse sevgili arkadaşlar eğer canlı yayınlarımıza katılmak istiyorsanız en azından canlı yayınlarımıza gelmeden önce neler yaptığımızı merak ediyor ve incelemek istiyorsanız canlı yayınlarımızı mutlu oynatma sesini size yukarıda sağda kartlar kısmına koyacağım. Oradan bir göz atabilirsiniz diyerekten. Ben yine videoyu durduracağım burada. Malum gördüğünüz gibi bir kişinin yanına gideceğim diye. Gittiğim mesafeye bakın. Yani bir de bunlardan 8 kişi var şu anda. Neyse umarım erken biter ya. Sanmıyorum ama zaten 10 seviye var yani. 12 seviye olsa onun yerine 9'da bitse falan anlarım da. Ambulans görevinin olduğu gibi ama bunda öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Hadi oldu diyelim. Bayağı bir şaşırırım tabii ki. Neyse videoyu durduruyorum burada tekrardan. 10. seviyede eğer görev bitmezse kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar seviye 10'a geldik. Görev tabii ki de hala bitmedi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım let's go. Seviye 10'u da sizlerle beraber bir yapalım. Şimdi haritada kaç tane attığı kişi var? 3 tane. Evet bu sıkıntı. Çünkü geriye kalacak 7 kişi. Hani 4 olsa 4-6 şeklinde yapacağım ve 2 partta bitireceğim. Ama bakalım. Bir yolunu buluruz. Bir tanesini teslim ettik. Hadi bakalım. Ya var ya ben bu görevden nefret ediyorum. Bir de ben bu görevden bir tane daha var. Hem de Staunton Adası'nda. Oyunun en büyük şehrinde yani. Ya zaten 3 tane şehir var da. Yani ikincisi ortanca olan yani en büyük şehir. Ve orası daha böyle iğrenç yani. Daha böyle sinir bozucu bir yer. Yani sıkıntı yaşayacağız. Orada ciddi sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Ha görev yine tamamlar mıyız? Ha, tabii ki de görev yine tamamlarız. Onda bir sıkıntı yok ama. Bu arada ne kadar uzakta en yakındaki? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Oyun dalga geçiyor resmen benimle şu anda. Yapacağım taktiği anladı diye herhalde. Geri kalan 7 kişiyi olabilecek en yukarı yerlere koymuş. Allah'ım ya hayattaki şansım gerçekten. Bu nasıl bir şans ya? Neyse abi şu iki tanesini halledeyim bari. Bir tane misklik yaparsam kaçırırsam diye. Yani risk almayayım. Boşu boşuna. Sonra yine geri dönmek zorunda kalırım. Sonra ta bir baktım görev fail olmuş. Aşağı yok aşağı inmeyeceğim. Şu ileridekini de teslimatını yapacağım. Hani buradaki caddeden kurtulmuş olayım hani. Tamam 6 tanesini verdim. 6-4 şeklinde yapıyoruz. Olsun olsun. 6-4 şeklinde yapalım. Problem değil. Ya buradan kurtulduk ya buradaki yokuşu çıkmayacağız en azından. Öyle düşünelim. Çünkü bayağı bir yavaşlatıyor motoru zaten. Bayağı da bir vakit alıyor. Ama herhalde geçerim görevi ya. Süre yeter diye düşünüyorum. 3,5 dakika var. 2 dakikada teslimatları yapsam 40-45 saniyede de herhalde dükkana geri dönerim.
Ondan sonra görev biter. Hala siparişler yollanmadı mı diyor ya. Ya kardeşim 6 tane veriyorsun zaten pizzayı. 10 kişi yani teslimat yapmam istiyor. Ben nasıl teslimat yapabilirim ya? Allah Allah. Bir de şöyle bir şey oldu az önce. Seviye 9'a geldiğinde bunları teslim eder misin diye bir ricada bulundu. Hani başlarda böyle lan serseri hadi teslimatla yetişti hadi hani kıçını kımıldat vesaire falan diyordu. Şimdi böyle bir işi ciddiye almaya başladı. Şimdi ciddiye almaya başladı. Tony Spriani iş başında abi. Ya adama gangster kıyafeti giydirip de noodle sattırmak da gerçekten. Bu arada en sevdiğim müzik çalıyor. Bu GTA'daki. Umarım telif yemem. Sanmıyorum ama umarım yemem hiçbir şekilde. Bir kısıtlama falan da. Sırf sevdiğim bir radyo çalıyor ve onu dinliyorum diye. Bilmiyorum sesi ne kadar verimli geliyor ama. Bu arada oyunun sesi nasıl olduğunu yorumlar kısmına yazın ya. Hala az geliyorsa sesi genel olarak bir tık daha arttırabilirim çünkü. Radyo sesini biraz aşağıda tutmaya özen gösteriyorum çünkü radyo sesi çok patlıyor. Yani ben şu an rahat bir şekilde duyabiliyorum. Bu arada ezan okunuyor. Evet, şansıma. Neyse görevi tamamladık ama başarılı bir şekilde. Evet 2 dakikamız vardı bir de. Herhalde konsolda oynarken bu kadar hızlı değildim. Evet görev geçildi. Sağlık miktarın arttı. Oğlum bu nasıl sağlık miktarı lan? Şu artıyı görüyor musunuz? Bu arada serseri işte artık bizi korumamız altında. Yani artık buradan toplam 2000 dolara kadar para alabileceğiz. Neyse arkadaşlar evet artıyı görüyorsunuz ama canımız arttı işte öyle düşünün. Biraz saçma duruyor ama. Konsola mis gibi artı gayet belli oluyordu. Burada canının içinde. Çok saçma. Neyse arkadaşlar ben bir yandan kapanış yapayım da. Bir yandan da ezan okunuyor malum çünkü. Haberiniz olsun diyerekten. Cuma günü sıradaki ana hikaye bölümü kanalda olacak. Haberiniz olsun diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beni bırakmayı kanalımıza da hala buradaysanız da abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oyun yapmayı sizden başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.